Evet, bugün sizinle yeni bir oyuna başlıyoruz. Daha doğrusu ben başlıyorum. Umarım siz de izlersiniz. Eski bir oyun ama oynamak istediğim bir oyundu. PS Plus'ta varmış. O yüzden oynamak istiyorum. Altyazı olacak tabii ki. Çünkü Türkçe dublajı yok bildiğim kadarıyla. Neyse bir devam edelim de bakarız ona. Oyun bildiğim kadarıyla bizim verdiğimiz kararlarla değişen bir oyun. Yani verdiğimiz kararlar çok önemli oyunda. Zaten sürekli bize karar verdirecek. Detroit Become Human gibi olabilir mi? Ondan çok emin değilim. Yani onda da sonuçta kararlar önemliydi ama bir oynanış vardı. Bunda da bir oynanış olacak ama kararlar ne derece önemli? O kadarını bilmiyorum. Ama bakacağız artık. Hadi hayırlı olsun. PlayStation hala koldan konuşuyorum. Yani bu mikrofon işi nasıl çözebilirim bilmiyorum. Sesim çok kötü geliyor biliyorum ama idare edin, çözeceğim. Deserves it. And it's not her fault that she has a huge crush on him. Hannah's been making moves on him. I'm just looking out for my girl Em. Just because he's class prez doesn't mean he belongs to everyone. Mike is my man. Hey, Em, I'm not anybody's man. Whatever you say, darling. Mike? It's Hannah. Hey, Hannah. Hey, did you see that? Dad said it'd just be us this weekend. Josh? Bu arada oyun ne yapacağım, ne edeceğim? Ha, hiçbir şey gösterme diyecektim. Şu anda gösteriyor. Evet. Parlayan nesneler. Mesela şuradaki. Evet arkadaşlar, Mike azmış yani. Ben bunu anlıyorum. Oh my God. What did our naive sister get herself into now?
şurada da parlayan bir şey vardı ama ileride. Bir daha parlarsa bulacağım onu. Hacı ön... Ha. Tamam, pardon. Pardon. Kamerayı döndüremiyoruz. Evet, kontrollere alışamadım da. Alışana kadar artık. Tamam, Mike'ın. Maybe we should start with a little, you know, making out and see what. Ağzı kulaklarında. Az önce birileri saklamamış mıydı? Aynen. What? Oh my god. Şerefsizler ya. Vay, bir de fotoğraf çekiyorlar, video çekiyorlar. I'm sorry, Hannah. It's all gonna be just a stupid prank. Aynen kardeş. Bitsin tekisin ya. Hiç kusura bakma Mike. Yaşlı uyandı canım. Yani birini gördün sonuç olarak. Yaş ölmüş galiba ya. What's going on? Where's my sister going? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, man. What did you do? That wasn't serious. You jerk! Hannah! So, should we go after her? You know, I kind of think you're the last person she wants to see right now, Mike. Oğlum, gidin. Manyak mısınız? Tek mi bırakıyorsunuz? Oh, shit. Zamanla edildik. Ha, tükenirse ne olacak? Düşecek mi? Ben ne bileyim, bir şey mi olacak? Hızlı, güvenli. Hızlı be. Sonuçta kardeşimiz kayboldu, lütfen. Ayak izi. Ayak izi ama... İnşallah o elinde bıçak olan adamın ayak izi değildir o. Ena da salak ya. Bir şaka yüzünden bu havada dışarıya kaçılır mı lan? İncin top oynuyor zaten. Şey kafası işte. Eski korku filmi kafası. Biri gelsin beni öldürsün. ...2014 yılında çıkan bir oyuna göre grafikler çok da öyle şey değil yani. Güzel. Ve idare eder yani. En kötü. Hannah! Hannah! Sağ çubuğu kullanıp şu doğrultabilirsin. Tamam, onu anladık. Önüne tut şunu, önüne! Heh. Şöyle. Ağzını korkuttun lan. Basıyorum. Ne oldu? Yanlış oldu, pardon. L1 bir işe yaramıyor bu arada, yani çok da hızlı yürümüyor. Acı, biz Beth'i öldüreceğiz mi ya, ne yapacağız? Ölmesin yani, daha yeni kontrol ediyoruz. Hacı bacı alsana ya. Ne oluyor oğlum?
Ölüm totemi neymiş lan? Abla ölmeye gidiyoruz ama hadi hayırlısı ya. O ne alaka lan? Geri mi dönsek ya? Yani ne alaka? Ateş çıktı. Ormanın ortasındayız. Anna. Oh my god, you must be freezing. Here, take my coat. Such an idiot. So dumb. Abla kaçın. Kaçın. O ne öyle? İnsan değildi galiba. Hadi canım ablam, hadi. Bravo, bravo. Düşürün her şeyinizi. Oğlum, ölüm toteminde gördüğümüz görüntüyle bir ilgisi var mı acaba bu yaşananların şu an? Hold on. Sanki varmış gibi duruyor ama. Bırak acı. Oğlum kim öldü lan? İkimiz de öldük. Evet. Yanlış bir karar verdiğimi şu anda anlıyorum. Acaba kurtarabilir miydik? Diğer yoldan gitseydik veya farklı bir seçenek seçmiş olsaydık. Acaba kurtarabilir miydik diye düşünmüyor değilim. You see, no one can change what happened last time. The past is beyond our control. You have to accept this in order to move forward. But there is freedom in this revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. I want you to remember this. I want you to remember this as you play your game. Every single choice will affect your fate and the fate of those around you. You have committed to commence with this game. This is significant. And I want to help you see it through. Sometimes these things can be a little scary. Doctor Hill. Terrifying, but I'm here to make sure that no matter how upsetting things may be, you will always find a way to work through it. Sen rahat ol doktor. Biz bir çıkar yolunu her türlü buluruz. Could you please pick up the card? And I want you to look at the picture on the other side. Resme bakıp onunla ilgili ne hissettiğini söylemeni istiyorum. It is essential. Söyleyelim kral, göster. Şu Rorschach testimini, o tarz bir şey mi? Rorschach mıydı, Taşak mıydı? Neydi lan o? Rorschach'tı galiba ya. Hatta Watchmen'de bir karakter vardır Rorschach diye. Yanılıyor da olabilir, çok emin değilim. Did that picture make you feel? Remember, be honest. Yani huzursuz olacak bir şey yok gayet. Yeşil ortam, çiftlik falan. Yani güneşli, huzur verici bir ortam. Karanlık ilgiliyse en iyi hangi kelime ifade ederdi? Karanlık beni korkutur.
way up north in Sweden. The nights are 18 hours long. Ne güzel. Niye geldin madem çok seviyordun? Doğru, herkes korkar abi karanlıkta. But it's a perfectly natural fear. Darkness, after all, is the unseen and therefore the unknown. And what could inspire? Oğlum karanlıkta zaten bir şey de göremezsin yani hani. Kör halde korkmayıp ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Onu bana bir söylesene. We seem to be out of time for this session. We'll talk again soon. Until then, I suggest you try to stay away from. See you later. Hadi. Dark places. Oğlum ya öldü ya, kardeşler öldü. Kurtaramadım. Açaydım kollarımı. Neydi şimdi bu? Bizi oyuna mı alıştırdılar? Anlamadım. Oyun daha yeni başlıyor galiba. Yani başta ölmesi gereken karakterler herhalde her türlü ölmek zorundaydı. Anladığım bu. Neyse. Oyuna güzel bir giriş yapmış olduk. İlk bölüm olarak bunu YouTube'a atarım. Oyun totalde herhalde 10-15 saat falan sürer. O kadar bile sürmeye de bilir. Gerçi korku oyunu bu. Yani 7-8 saatlik bir süresi de olabilir. Çok kontrol etmedim. Oyun hakkında çok detaylı bilgim yok. Başlangıç ekranını geçelim. Videoyu zaten bitireceğim. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Sakin bir ekrana gelelim, öyle bitireceğim de. Bence adam onları öldürmeye çalışmış gibi değildi ama elini uzatmasının sebebi onları kurtarmak mıydı? Yoksa kurtardıktan sonra öldürecek miydi? Ya da onları itmeye mi çalıştı? Yani ne yapmaya çalıştığını ben tam olarak anlamadım adamı. Çok şüpheli durmuyordu. Bir de sanki bir kıyafet giymişti. Bu nasıl diyeyim? Iron Man'in kıyafeti gibiydi sanki. Yani o ilk kıyafeti var ya Iron Man'in, kollarından ateşler püskürtüyor. Sanki onun gibi bir şeydi. Well, hello friends and fans. It's beyond awesome to have you guys all back this year. First off, I gotta say I'm super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. So, let me just let you know, let's take a moment to address the elephant in the room for a second. I know you're all probably worried about me, and I know it's gonna be tough on all of us going back after what happened last year, but I just want you all to know, it means so much to me that we're doing this, and that I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together, and I'm thinking of them. I really want to spend some quality time with each and every one of you, and just share some moments that we'll never forget. Aynen kardeşim. Çok güzel anlar paylaşacağız sizinle. Hepimiz tek tek öleceğiz büyük ihtimalle. Hepinizi de ben yönettiğim için her seferinde ben ölmüş olacağım. Bakalım.
okay? Make this one trip we will never forget, all right? All right? Yes. Tamam kardeşim, tamam. Oğlum ne bitmez başlangıçmış ya. Kafa 10 saat. Evet gençler. Yine bu herif. Evet, burada bitiriyorum. Güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Artık sonraki bölümlerde hikayenin devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.